Bugün Katarsis'te karşımdaki kırmızı koltukta Çağla Şikel oturuyor. Tabii ki çok savruluşlarım, çok düşüşlerim, çok acılarım tabii ki oldu. Ama hepsinin olmasına ben izin verdim. İnsanlar bizim en muslu, en güzel, en makyajlı hallerimizi görüyorlar. Çağla, senin saçının hiç mi dibi çıkmıyor ya? Hiç mi bir insanın bir tırnağın ucu bozulmaz? Evet, bozulmayabilir. Evet, kendimle o kadar ilgileniyorum. Kendine çok güvenen bir kadınım. Birinden nefret ettiğinde? Ya, öyle bir duygum yok. Çok aşık olduğunda? Biraz unuttum o duyguları ama çok çocuklaşıyorum. En olmayı özlediğim yanım aslında birazcık o. Travma dediğimiz şey aslında sadece geçmişte yaşadığımız kötü olaylar değil, yaşamayı umut ettiğimiz ama yaşayamadığımız güzel olaylar da aynı zamanda. Belki de aşk benim için bir travmadır. Bazen sessizlik hepsinden çok daha ağır bir şiddet olabiliyor. Ağladıktan sonra ne yaptın? Devam. Sen kendi hayat hikayende kaybını nasıl yaşadın? O yoldan nasıl gittiğimi hatırlamıyorum. Ne kadar bazı şeylerden dolayı kızgın olsam da keşke bir şeyler duysaydım zamanında. Daha çok konuşsaydım, daha çok sevseydim. Hiçbir zaman geri gelmeyeceğini bilmenin verdiği o hüzün. Evet, bunlar da yasa dahil aslında. Bugün Katarsis'te karşımdaki kırmızı koltukta Çağla Şikel oturuyor. Hayatımızda dile kolay 25 yıldır göz önünde bir iş yapıyor Çağla Şikel. Onun isminin başına getirilen sıfatlar var elbet. Bazen enerjisiyle, gücüyle, duruşuyla alkışlanan biri Çağla Şikel. Bazense bu hayatın içerisinde güzellik algısı üzerinden, hayat biçimi üzerinden, belki magazinde öğrendiğimiz sınırlı bilgi üzerinden incitici eleştirilere maruz kalan biri o. Ama bir şekilde 25 yıldır gözümüzün önünde. Bildiğimiz, tanıdığımız bütün etiketlerden bağımsız, bu hayattaki kayıpları, kazançları, üzüntüleri, mutlulukları ya da inişleri, çıkışlarıyla beraber onu konuşalım. Çünkü biz bir Çağla Şikel tanıyoruz ama küçük bir çocukken bale tutkusu olan, hayalleri olan o çocuğu çok bilmiyoruz. Ya da tam da hayatının yetişkinliğinin arifesinde, bütün bu öğrenilmiş güzellik algısının ortasında güzellik kraliçesi olan Çağla'nın hislerini bilmiyoruz. Ya da yetişkinlikte hayatındaki önemli bir kayıptan sonra bu hayatta nasıl büyüdüğünü ya da belki hayattaki korkularıyla nasıl yüzleştiğini derinde bilmiyoruz. Bugün onları konuşalım beraber. Hoş geldin. Hayatım gözünün önünden şerit gibi geçti gerçekten. Bugün burada gerçekten daha içsel bir şekilde seni konuşalım istiyoruz birlikte. Ama önce bugünden başlayayım. Duygusal olarak da soruyorum bunu. Nasıl bir dönem hayatında? Çok enteresan. Hayatım ilerledikçe, yaşım ilerledikçe belki de insan daha çok sarılıyor bence hayata. Daha fazla tadını çıkartası geliyor. Daha bazı şeyleri daha az kafasına takıp daha çok mutluluğun peşinden koşası geliyor. Daha çok keyif aldığı şeyleri yapmak istiyor. Bu aslında genellikle hani hayatının sonlarına yaklaşmış insanlar için geçerlidir ya, işte ölmeden önce ne yapmak istersin falan. Ben de sanki yani yarın ölecekmiş gibi sorumsuz değil, bir o kadar sorumlu ama bir o kadar da her an tadını çıkartarak ve mutluluklarımı artırarak yaşamayı seviyorum ve onu seçiyorum. Genel algım çocuk gibi mutlu yaşamak aslında. Şu an kalbim o kadar hızlı atıyor ki burada kendimi ifade edebilme fırsatı bana verildiği için hem çok şanslı hissediyorum hem çok heyecanlı hissediyorum ve bu anın, bu önümüzde geçireceğimiz bir saatin her ne olursa olsun tadını çıkaracağımı çok iyi biliyorum. Sadece bedenimle değil, gerçekten tüm duygularımla, tüm yaşantımı, her şeyimi yanıma alarak buraya geldim. Çok keyifli bir sohbet olacağını düşünüyorum. Çok mutlu ve heyecanlıyım şu an. İyi ki buradasın. Böyle bir duygusal, yaşamsal iştahla beraber konuşmak da bence birçok insana da iyi gelecek. Çünkü biz böyle bir mutluluğa ya da hayatın tadını çıkartma isteğine sadece güçlü anılardan gelmiyoruz. Aslında güçsüz anılardan da kuvvetleniyoruz hayat içerisinde. Bildiğimiz, duyduğumuz sıfatlar, etiketler var. Konuşacağız üstünden ama en çok bütün bu şöhretin, bilinirliğin ötesinde ilk aklına gelen cevapla kimsin sen diye sorsam nasıl tanımlarsın kendini bu hayatta? Kendimi gerçekten her düşüşümde daha güçlü kalkmayı bilen biri olarak tanımlayabilirim. Söylediğim biraz önceki şey çok doğru. Yani hep insanlar bizim en muslu, en çalışkan, en güzel, en makyajlı, en bakımlı hallerimizi görüyorlar. Çünkü bu aslında işimizin bir parçası.
Bir yandan bu zoraki yapılacak bir şey değil. Ben de böyle görünmeyi seviyorum. Ama birçok kadına ilham olmak adına aslında hayatın her anında... Çağla, senin saçının hiç mi dibi çıkmıyor ya? Hiç mi bir insanın bir tırnağın ucu bozulmaz diye hani düşünen insanlara, evet bozulmayabilir. Evet, kendimle o kadar ilgileniyorum. Kendini çok seven bir kadınım. Kendine çok güvenen bir kadınım. Kendimi çok keşfetmiş bir kadınım. Şu an burada o sıfatlarla oturuyorum aslında. İnsanların benim hakkımda düşündüklerinden daha çok. Tabii ki çok savruluşlarım, çok düşüşlerim, çok acılarım, çok sıkıntılarım. Tabii ki oldu ama hepsinin olmasına ben izin verdim. İyi ki de olmuşlar diye aslında bugün burada böyle konuşabilmemin sebebi de hepsi onlar. Çok böyle anılarına sarılan bir tip değilim. Çünkü geçmişe öf pöf yapıp vay ben şunları yaşamıştım, vay ben bunları yaşamıştım falan deyip şu anımı mahvetmek istemiyorum. Çünkü çok güzel bir andayım. Dolayısıyla da geçmişe tutunmadan bu anın tadını çıkartan bir kadın oturuyor karşında diyebilirim. Bir gün bu hayattan gideceğiz bir şekilde ve o gün için de soruyorum. Bu dünyada geride kalan insanlar tarafından nasıl hatırlanmak istersin? Bu tamamen bana nasıl baktıklarıyla, beni nasıl gördükleriyle ve tamamen kendi gönül gözleriyle alakalı bir şey. Benim onların fikirlerini değiştirebilmem, ağzımla kuş tutsam bile mümkün olmadığını anladığım bir yaştayım. Ve yine giderken arkamdan kimin ne konuştuğu umurumda olmayacak açıkçası. Şu anda olmadığı gibi. Peki Çağla, sen yakınındaki güvendiği insanlarla dertleşebilen, içini açabilen, duygularından bahseden biri misindir? Çok fazla kişiye değil, evet. Ama bu güvensizlikle alakalı bir şey değil. Gerçekten sağlam ve kendimi güvende hissettiğim arkadaşlarımın yanında. Ve bu benim çok başıma gelen bir şey değil açıkçası. Yani çok her dönem çok yakın arkadaşım vardı. Hep çok sevilirim, aman etrafım çok kalabalıktır falan diyemem. Kalabalıklardan aksine korkarım. Hep kendi başına yürümek durumunda kalan tabii ki ailem yanında ama bir kadın olarak... genellikle kendi dertlerimi kendim çözmeye çalışıyorum. Bir de şey vardır ya, hani başkasına laf anlatırken... Adeta bir işte şey, kişisel gelişimci şu bu havasında kendine gelince hani batırırsın ya. Bazen öyle olabiliyor ama güvendiğim arkadaşlarımla çok samimi olabildiğim, gerçekten hiçbir duygumu saklamadan rezil bile olacaksam da Çağla uf yani bu da yapılır mı falan diyeceklerse bile onu duymaya hazır olduğum arkadaşlarım var hayatımda. İyi ki varlar gerçekten. Bir tek onlar beni şu anlamda sevmiyorlar. Ben çok dedikodu seven bir tipim. Sende de hiç dedikodu yapılmıyor be Çağla derler. O da aslında benim çok uzun zamandır kimsenin hayatıyla ilgilenmiyor olmamdan kaynaklanıyor. Hani birkaç magazin olayı olsun. Aa öyle mi olmuş deyip dönüp arkama neydi? Aa bana söylemişlerdi bunu deyip o anda unuttuğum bir şey haline geldi. Tamamen kendi hayatım odaklı yaşıyorum. O konuda biraz arkadaşlarım şikayetçi. Sevmiyorum yani başkalarının hayatlarını konuşmayı. Bu bence gerçek bir duygusal olgunluk seviyesi aslında. Çünkü diğerlerinin hayatları üzerinden tabii ki konuşulur, edilir, gülünür ama... diğerlerinin hayatları üzerinden bir tatmin sağlama. Bazen dedikodu bu işe yarıyor. İşte evet, maalesef şöyle bir şey oluyor. Yani birinin mutluluğuna mutlu olabiliyorsun. Birinin üzüntüsüne bazen insanların sevindiğini görebiliyorsun. Bazen içlerindeki kıskançlığı ortaya çıkarttığını görebiliyorsun. Dolayısıyla ben bunlardan daha uzak bir hayatı tercih ediyorum. Çünkü... birini konuşmak, ona enerjini vermek demek oluyor. Bence hayatta kimsenin enerjimizden çalmasına izin vermememiz gerekiyor diye düşünüyorum. Ne güzel söyledin. Bazı duyguları soracağım. Bu duyguları yaşadığında tabii ki değişir ama genelde nasıl tepki verir ve ne yaparsın? Çok üzüldüğünde. Ağlarım. Çok utandığında. Kızarırım. Çok kızdığında. 10 kere derin nefes almaya çalışırım. Çok korktuğunda. Aslında korktuğum şeyin o anda gerçekleşmediğini, bunun sadece bir endişeden kaynaklı bir anksiyete olduğunu ve şu anda o olayın gerçekleşmediği için bunu kendime yaşatmanın anlamsız olduğunu kendime ikna etmeye çalışıyorum. Birinden nefret ettiğinde. O öyle bir duygum yok. Çok aşık olduğunda. Vallahi diyeceğim ki biraz unuttum o duyguları ama zannedersem çok çocuklaşıyorum. En sevdiğim yanım. En olmayı özlediğim yanım aslında birazcık o. Çok da hatırlamıyorum dedin. Gelmesini istediğin bir duygu mu? Yani olmaz olur mu? Tabii ki de yani gelmesini istediğim bir duygu. Şöyle bir laf var, beni gerçekten çok etkiliyor aslında.
Travma dediğimiz şey aslında sadece geçmişte yaşadığımız kötü olaylar değil, yaşamayı umut ettiğimiz ama yaşayamadığımız güzel olaylar da aynı zamanda. Belki de aşk benim için bir travmadır. Bir sürü sebebi olabilir bunun. Sen sonra bunu deşersin bir ara. Tam olarak bilmiyorum. Bir sürü sebebi olabilir. Ne kadar hayır desen de girmek durumunda olduğun veya içinde kaldığını bilmediğin kalıplar olabilir. Bunu yaşamana engel. Belki de uzak değildir, bilmiyoruz. Şu anda bilemiyoruz tam olarak. Güzelce çizdin altını. Önemli bir şey bu bence. Hayatla ilgili her alanda, belki ilişkilerde de. Travmatik deneyim dediğimiz şey sadece acı veren ya da o şok halini yaşatan, desteksiz bırakılmış şey değil. Yanında bir tamamlanmamış iş. Yanında bir açık kalmış yara. Tamamlanma umudumuzun da elimizden alınması anlamına geliyor. Her konuda. Evet, kesinlikle. O keşfedişte olmak da önemli bir şey bence. Gel şimdi beraber bir hafıza testi yapalım. Hayatının 0 çağla. Farklı dönemlerinden 10 soru soracağım. İlk aklına gelen cevabı ver. Hatırlamıyorsan da hatırlamıyorsundur. Ben çok formatı bozmam inşallah. Hiçbir şey olmaz. Bakırköy'de oturduğun 78 metrekare diye anlattığın evin kapı numarası. 2. 5 yaşında baleye başladığın dönem ilk eğitim aldığın öğretmenin adı. Sönmez Duygun. Çocukluk yıllarında anne ve babandan evde en sık duyduğun nasihat. Yemeğini ye. 1997 yılında birinci olduğun Miss Turkey yarışmasının ikinci ve üçüncüsü kimdi? Yeşim Çetin 2. 3 Nilay bir şey Nilay. Tamam. Gibi. 4 Burcu Esmersoy ya onu niye sormuyorsun canım o benim. Çok seviyorum. İlk çıktığın defile nerede ve kimin defilesiydi? O Yıldırım Mayruk final gelinlik giymiştim. Senin de oynadığın Emel Müftüoğlu'nun Çiçeklendim klibinin yönetmeni kimdi? Adam. Çok imkansız yani isim hafızası zaten sıfır hiç hatırlamıyorum. Ömer Faruk soracakmış. Öyle miymiş? Evet, evet. Saygılar. Hiç hatırlamıyorum. 2000 yılında Zehirli Çiçek dizisinde oynadığın karakterin adı? Nala. Uydurdun mu? Nazan. Bak ben yemin ediyorum bunu iyi hatırladım yine. Peki Cennet Mahallesi'nde oynadığın Sultan karakteri Ferhat'la kaçıncı bölümde evlendi? Yani 119 bölüm çektim. 100 bölüm evlenmeye kalktı. Hangisinde evlendi? 100'müş. 100 mü? Evet, evet. Yani herhalde öyle bir şeydir. Peki basında hakkında çıkan ilk yalan haber neydi? Hiç hatırlamıyorum. Peki en son niçin ağladın? Bir 5-6 gün önce falan ağladım. Ama biliyor musun çok kısa sürdü. Bir şeyden yorulduğumu hissettim. Ve yoruldum diye ağladım. Merak ettim. Yoruldum diye ağladıktan sonra ne yaptın? Devam. Bu genelde alışık olduğum bir şey midir? Böyle kalkmak ve devam etmek. Çok. O ağladığım o kızı yatakta bırakmayı seviyorum aslında. Onunla hayata devam edemem. Çok büyük eziyet olur. Hem kendime çok büyük eziyet olur. Hem çocuklarıma çok büyük eziyet olur. Hem çevreme, sonra işime yansır. İşimin başarısızlığı bana yansır. Ve böyle bir kaos yaşanır. Daha yani kısa ağladım derken az üzüldüm anlamında söylemedim. Drama yapmadım. Öyle söyleyeyim. Vay öyle de zaten de böyle de bilmem de şöyle falan filan. Hani bir sürü şey içerisine katıp böyle çirkin bir çorba yaratmadım. O olayla ilgili spesifik üzüldüğüm canımı sıkan bir şey vardı. Ağladım, sildim, devam ettim. Yani tabii bunu ben 1000 kere falan yaptım yani hemen öyle kalkılmıyor ama sonrasında hayatıma devam edebiliyorum artık, oraya takılmıyorum. Çünkü gerçekten çok yorucu bir şey. Yani hayatta her üzüldüğümüz şeyi cebimize koyup gitmeye devam edersek çok büyük ağırlık yapar diye düşünüyorum. Saldık. Tüm bu anlattıklarınla da beraber seni sen yapan hikayeye biraz bakalım istiyorum. En başa dönelim birlikte. Sen nasıl bir eve, nasıl bir aileye doğdun? Annem hayatımda gördüğüm en mükemmel kadın bence. Çünkü mükemmel olmasının sebebi o şartlarda beni bugüne götüren bir kadın olmuş olması. Annem de çok aşırı mıç mıç sevgi dolu, benim böyle çocukları mıncıkladığım gibi seven bir kadın değildi. Ama bilirdik ki bize çok iyi bakmaya çalışıyor o kadın. Yani yokluk, ya çok büyük bir yokluk değil ama varlık asla diyemeyeceğim. 78 metrekareden anlamışsınızdır biraz. Küçük bir evet evimiz vardı. Küçük bir evde doğduk. Babam çok sevecen bir insan değildi. Daha doğrusu sevdiğini bilirsin ama hissettirmez.
bir adamdı. Biraz o konu derin ama sonuçta babam biraz bir miktar korkutarak, annem bir miktar anlatarak, hiçbir şeyden geri kaldırtmadan nasıl başardığını hakikaten bilmiyorum. Benim şimdi insanlar da öyle düşünüyordur. Zaten bir sürü imkanı var, o çocukları da şurada okutuyor, burada okutuyor diyor. Ama hayır, işte gerçekten bir kadın isterse o yokluk içerisinde de kızlarını mükemmel bir şekilde hiçbir şeyden geri kalmadan çok büyük savaşlar vererek aslında büyütebiliyor. Babamdan açıkçası şimdi birazcık daha anlıyorum bir adamda ne aradığımı, neden aradığımı, neyin eksik olduğunu. Annemle babam boşanma noktasına gelmişlerdi. Bir gün annem bana dedi ki ben boşanmak istiyorum. Kadın mutsuz yani. Demişim ki ben annemle babam boşandı dedirtmem kimseye. Hayır pardon, sana ne oluyor? Yani senin hayatın değil. Ve annem bu cümleden çok etkileniyor. En kızdığım noktadır. Ve boşanmıyor. Ama sonra Allah alıyor yani babamı bir şekilde. Böyle gelişiyor olaylar. Tabii ki de annemin babamı açıkçası sevdiğini biliyordum. Yani sevdiğini derken çok sevdiğini düşünmüyordum ama sonuçta babamız. Evde bir baba yani vardı. Ama sonra vefat ettikten sonra annemin babamı gerçekten çok sevdiğini anlamıştım. Bir kalacağım orada. Çünkü çocuk dünyayı, ilişkileri sadece annesinin, babasının kendisine nasıl davrandığından değil, izlediği anne baba ilişkisinden de öğrenir. Tam oradan soracağım, anlatmak istediğin kadar. Senin izlediğin çocuk dünyandan anne baba ilişkisinde ne yoktu, ne yoksundu? Sevgi. Sevgi yoktu. Zerafet yoktu. Belki birbirlerine saygıları yoktu belki de. Bazen sessizlik hepsinden çok daha ağır bir şiddet olabiliyor. Ben belki bizi incitmemek için çocukları gözünün önünde bir şey olmasın diye sustukları her an belki de o şiddeti hisseden bir çocuktum ben. Açıkçası. Ve biliyordum ki biz incinmeyelim, biz korkmayalım belki diye. Bunu bize yaşatmamak için susuyorlardı. Ama bence şiddetin en büyüğüydü. Şimdi daha da iyi anlarım. O yüzden ben anlatmayı çok severim. Konuşmayı çok severim. Sessiz şiddet dedin Çağla. Hayatlarımızda var bu arada. Yalnız da değilsin. Sessiz şiddetin içinde çocuğun suçluluğu, utancı da saklıdır. Çünkü gürültülü bir şiddetten çocuk tabii ki yara alır. Ama sessiz şiddetteki o sessizlik anlaşması çocuğu da susturur, düğümler. Bazen gördüğünü görmemeyi oynamasını sağlar hayat içerisinde. Biliyor musun, ben hiç konuşmazdım. Hiç çocukken. Konservatuvarda okuyorum, eve gelirdim. Annem derdi ki ya bir şey anlat, onca şey oluyor. Bir şey anlat, bir cümle kur. Nasıl geçti? İyi, güzel. Hiç konuşmazdım. Belki de o işte yaşadığım sessizliğin şiddetinin doğurduğu bir şey de olabilir. Şimdi biliyor musun, Kuzey okul nasıl geçti dediğim zaman, iyi dediğinde tüylerim diken diken oluyor. Yani çok enteresan bir döngü değil mi? Öyle, kuşaklar arası aktarımları telafi etme çabası ebeveyn olduktan sonraki hayatımız. Evet. Demişsin ki babam vermez göstermezdi sevgiyi ama şimdi düşünüyorum büyüdükçe o da bize hiç anlatmazdı ama belki hayatla bir kavgası vardı. Şimdi düşündüğünde çocukluktaki babaya baktığında onun kavgasıyla ilgili bir farkındalığın var mı ya da bir düşüncen? Ne yaşıyordu baban sence? Bence sevgisiz büyümüştü babam. Şimdiki analizim böyle. En azından şimdi böyle düşünüyorum. Almadığı bir şeyi bize nasıl verebilir ki diye düşünüyorum. O yüzden ona hiç kızmadık aslında. Yani ben kızamadım. Benim sevmem, benim onu sevmem. Benim gidip o televizyon seyrederken koltukta onun göğsüne yatmam. Karşılık beklemeden işte ya ailenden ya çocuğundandır ya hani. Sevgimi ben verebiliyordum. Bu bana yetiyor diye düşünüyordum ama aslında yetmiyormuş. Onun eksikliğini insan mutlaka hayatının bir yerinde bir şekilde karşısına çıkartıp suratına vuruyor. Yani tamam canım, babam da göstermiyordu sevgisini deyip geçemiyorsun. İnsan oğlu yani sevilmek ve sevmek için yaratılmış. Ve biz maalesef çok fazla karşılıksız sevmeyi başarabilen varlıklarda değiliz. Ben beklentilerin sadece ailemizle alakalı değil. Beklentilerin sadece üzdüğünü ve hayal kırıklıkları yarattığını düşünüyorum. Sen bu arada doğru anladım değil mi? Baba belki çok göstermeyen bir adamken sen bir çocuk olarak o umudu çok uzun süre bırakmıyorsun. Yok hiç mi? Ben bir tık böyle hani yaramaz bir tip vardır ya evdeki, daha fırlama, daha komik. Ben oydum aslında evde. Dolayısıyla da o içimdeki o fırlamalıkla birlikte hani babam beni sevmese de ben ona gidip hani
Elini koluna atması bile yeterdi yani aslında o zaman. Evet, ondan pek vazgeçtim söylenemez, doğru. Çağla, bu bölümde sana hayatını değiştiren şarkıyı soracağım. Çocukluğunda, hayatında sende iz bırakmış, sana bir anıyı anımsatan, gözünün önünden gitmeyen belki bir sahne çocukluktan da olabilir. Hangi şarkı ve hangi anı gelir aklına? Babam Azeri'ydi. Onun bir akordeonu vardı ve orada bana, biz beraber çalıyorduk. Babam işte oynatıyordu, ben oradan tuşlarına basıyordum falan filan. Orada birkaç şarkı öğretiyordu bana ve en sevdiğim şarkı niyeyse, bilmiyorum o yaşta yani, ya melodisi güzel geliyordu ya da babam çok güzel Azeri şivesiyle o şarkıyı okuyordu diye, ayrılık şarkısı. Nasıl bir andır o evin içerisinde, onun çaldığı, senin dinlediğin an senin çocukluğunda? Fikrimden Geceler diye başladığında? Keyif veriyordu. Babamla yaptığım ender şeylerden bir tanesi olduğu için. Tabii sonrasında şimdi yani o şarkıyı duymak biraz sert oluyor. Çok dediğim gibi böyle anılara, şarkılara tutunan bir insan değilim ama biz ablamla da yani o şarkıyı duyduğumuzda veya herhangi bir Azeri şarkı duyduğumuzda o boğazımız düğümleniyor, düğümlenmeye devam ediyor. Yaslar, kayıplar öyle 2-3 cümleyle geçilecek yerler değiller, hayatlarımızın kırılma noktaları oluyorlar. Hele bu kadar temel figürler. Şunu sorsam sadece, sen kendi hayat hikayende kaybını nasıl yaşadın? Zannedersem hayatım boyunca kurtulamayacağım bir travmayla yaşadım. O da ani kelimesi. Belki de hala çözmeye çalıştığım, belki de hala içimde bir yerde ani bir şey olma kaygısını minicik de olsa taşıdığım ama sürekli törpülemeye çalıştığım bir duygum. Çok ani bir kayıp oldu haliyle. Bir şok yani aslında bu. Bir şoka girdik yani aslında. Daha öncesinde bir iki kere kalp krizi geçirmişti. Ama hiçbir zaman babamızın gideceğini düşünmemiştik. Ve hatta bir keresinde ben babamla beraber evde yalnızdım kalp krizi geçirdiğinde. Herhalde lisede falandım. Biliyordum ne yapacağımı. Daha öncesinde de olduğu için. İşte ambulans aradık vesaire falan filan, sakinleşti. Gözümün önünde ecel teri döktüğünü gördüğüm anı hatırlıyorum. Ama o zaman benden başka kimse olmadığı için evde ben dik durmak zorundaydım. Ben ona yardım etmek zorundaydım. Belki de gücümü kazandığım çok ender anlardan bir tanesi olabilir geriye dönüp baktığım zaman. Karşımda babanı çaresiz gördüğün bir an. Ama onu atlattı. Ama bir gün kendi ofisinde kalp krizi geçiriyor. Sonra bize haber geliyor. Ambulans biraz geç kalıyor. O yoldan nasıl gittiğimi hatırlamıyorum. Aytel Kürsü okuduğumu hatırlıyorum. Yalvardığımı hatırlıyorum. Hani bir şey olmasın diye. Çünkü biz üçüncüsünü beklemiyorduk. Sonra gittiğimde... gittiğimde yerde yatıyordu. Gömleğini açmışlardı. Hatırlamıyorum. Sarıldım mı, sarılmadım mı, bağırdığımı hatırlıyorum. Yaklaştırmamışlardı. Hayatını kaybetmişti. Belki de benim hayatıma kazınan bir resim, bir tablo sanki o hep yerde yatışı. Ne kadar gülen yüzüyle hatırlamak istesem de, çok gülmese de yani bir miktar. Hani hep o böyle şey, flashback benim hayatımda kaldı. Kalmalı da bence, o benim babamdı yani. Unutmaya çalışmak gibi bir şeyim yok. Ama sonrası bizim için çok zordu. İnanması çok zor oldu. Kabullenmesi çok zor oldu. Ölümün ne demek olduğuyla bu kadar yakından tabii tanışmak ve çok ani tanışmak. Hala günümüze kadar taşıdığım ani bir şey olur mu korkusundan birazcık kendimi uzaklaştırmaya çalışıyorum açıkçası. Çünkü insanın hayatını alt üst eden bir duygu bu. Ne kadar aslında bazı şeylerden dolayı kızgın olsam da babanın hayatta yok olması ve bir daha olmayacak olması. Keşke bir şeyler duysaydım zamanında, daha çok konuşsaydım, daha çok sevseydim. Ufak tefek tabii ki bir takım, çok büyük değil ama minik minik pişmanlıklar. Hiçbir zaman geri gelmeyeceğini bilmenin verdiği
o hüzün. Evet, bunlar da yasa dahil aslında. Bir tane kalıbı yok. Her yaz tutma biçimi hepimiz için biricik bu arada. Benimki de öyle. Belli ki seninki de öyle herkesin. Sadece gerçekten insanın hayatla ilgili üzüntüsünü de, öfkesini de, işte kendi döneminde inkarını da, yasın içerisinde reddetmeden kaybı, onu yaşatma biçimini de tutması ve hayatı unutarak değil de o anıları dönüştürerek devam etmesi bir yas biçimi belki. Evet, bir evet. De hatırlamak bir buluşma biçimidir. Evet, geri gelmeyecek belki ama bunca hani kötü anının arasında o benim babam derken bir gülümsedin, hani bir durdum orada. Ve dönüştürdüğün, bazen de işte gördüğümüz güzel şeylerin tutarak, belki olumsuz anıları kendi çocuklarımızla değiştirerek de belki, evet, onu anıyoruz, evet, hayat içerisinde. Evet. Hayatımın tam anlamıyla kırılma noktasıdır diyeceğin an, olay, dönem nedir senin için? Yani kariyer olarak Türkiye Güzellik Yarışması, orada kırıldı. Ama hayatımın dönüm noktası, yani bireysel kendi bambaşka bir insan haline gelmem. Babamın ölümü, o tamamen yani. Aslında senin çocukluk boyunca işte baleye devam ettiğin, bunun eğitimini aldığın, hatta 5 yaşından itibaren değil mi Çağla? 5-6. 5-6 yaşından evet, itibaren eğitimini aldığın her süreçte, o dönem baban da hayatta. Ondan sonrasında yanlış bilmiyorsam güzellik yarışmasına girdiğin dönemde de baban hayatta. Babam hayattaydı, evet. Biz saklamıştık babamla. Nasıl? Yani şöyle, çünkü ben bir dans grubu olarak bir takım organizasyonlarda dans ediyorduk. O da bir Dünya Erkek Güzellik Yarışması'ydı ve Türkiye'de yapılıyordu o yarışma. Uğur Kanarez'le orada tanıştım. Orada bana işte Türkiye Güzellik Yarışması'na girmen lazım falan filan dedi. Ben ense topuz, hiç alakam yok yani öyle bir hayatla. Çok ısrar edince hani anneme söyledim. İşte önce 500 kız elemeye girdik. Sonra 200 kız, 80 kız, 50 kız. Sonra ilk 20'ye kalınca hani acaba babama söylesek mi falan oldu. Babama söyleyince babam biraz bozuldu, pek istemedi. İstemeye istemeye yarışmaya girdim ben biraz. Ama yani çok büyük bir ambargo koymadı ama çok da mutlu değildi. Ama ben koymuş, artık 500'den 20'ye kalmışım, bende kesin bir şey var diye bir şeyler düşünmeye başlamıştım o zaman. Ama hiç unutmuyorum, yarışmada da ben birinci seçildiğim zaman babam ayağa kalkıp varmış işte o kadar diye. Belki biliyordu, belki de bilmiyordu ama o gururu, o annem diyor ki o yaşadı yani, yanımda hissettim. Benden önce ayağa fırladı sen birinci olduğunda diye. Yani sonrasında açıkçası birazcık babamı ve ailemi, tabii ki benim de içinde olduğum ve tabii ki çok ciddi bir magazin furyasının, o 90'lar magazinin içerisinde kavrulduğumuz ve açılan yaralar ve sonuçta nasıra dönmüş olan bir takım yaralar sonucunda o dönemleri de atlattık ama çok zor olduğunu kabul etmeliyim. Babam için de çok zordu, babamın çok kaldırabileceği olaylar, haberler çıkmadı. Doğru olanları vardı, yanlış olanları vardı, inanılmaz saçma, uyduruk, fantastik olanları vardı falan. Ve babamın bunları kaldırması, evet, bence de kolay değildi. Keşke diyorum, yani çok keşkem yok hayatta şimdi düşündüğümüz ama keşke diyorum ki şimdi olsaydı belki, hani şey var yani, bir yerlerden izliyordur, bakıyordur falan diye. Belki de hissediyordur, huzurlu uyuyordur en azından. Şimdiki 43 yaşındaki, yani anne olmuş, iki çocuk annesi olmuş, kariyerinde işte bla bla noktaya gelmiş bir kadın olduğumu keşke görse, belki o yaşadığı sıkıntıları unuturdu. Her cümlenin, hayatınla ilgili her konunun parantezinde var. Bazen başrolünde var. Sende yaşama biçimi beni çok etkiledi. Bu hem de böyle açık kalmış bir vedalaşamamı gibi de gelmedi bana. Onu alıp devam etmek ve telafi etmek, evet, onunla beraber hayatı gibi. Şimdi ben o genç kıza bir döneceğim bu arada. Sen yarışmadasın, ilk 20'desin, sonra da dünya dördüncülüğü geliyor galiba. Ve gerçekten hepimizin de gözleri senin üzerinde. Yani Türkiye güzellik kraliçesi olmuş bir genç kız var orada. Senin hissin nasıl orada? O tacı takarken, insanların önünde işte ne bileyim, o unvanı alırken sen nasıl hissediyorsun? Hani ağlarsın ama gözyaşın akmaz bir duygu vardır ya. O anda ağlıyorsundur ama gözyaşın akmaz. Yani hem çok büyük bir mutluluk, hem de bütün o karşına, işte jürinin karşısına geçip
kim daha güzel acaba, beni mi seçecek, o benden daha mı güzel, hangisine seçileceğim, seçilme şeyi var ya hani, birinci seçilme, sen güzelsin, sen ikinci kez güzel, sen üçüncüsün, güzelsin ama üçüncüsün. Hani bu mesela beni şu an acayip rahatsız eden bir şey. Mesela o anda anlamamıştım. Peki hem alkışlar var o dönemde. Gerçekten de daha yetişkin yaşlara yeni gelen bir genç kız ve ışıklar üzerinde. Hani bu hisle beraber mesela kötü eleştirileri duyduğun zaman ne yapıyordun o yaşta? Abi çok üzülüyordum ya. Çünkü şey diye düşünüyordum. Eleştiri her şeydir. Ve o zaman çok farklı bakıyordum eleştirilere. Ve tabii ki ben ve benim de ailem benden 1000 kat daha fazla üzülüyordu. Bir de şey çok kötü bir histir ya. İnsanlara kendini açıklama yapmak, anlatmak zorunda hissetme. Ya bir dakika öyle değildi, bir saniye, ben aslında öyle biri değilim. Hani bu durumda bırakılmak aslında belki de en incitici olandı. Yapmadığım şeyler yüzünden de çok fazla yargılandım. Ve belki de ailemi en çok inciten şey yaptığım yanlışlardan çok yapmadığım şeyleri yapmışım gibi gösterilmesi ve bu konu üzerinden insanların beni yargılaması ve yorumlamasıydı. Bence aileme en çok üzen şey buydu. Ama insanları değiştiremiyorsun. İnsanların sana bakış açısını değiştiremiyorsun. Zaten bununla uğraşmak bence çok büyük zaman kaybı. Birçok mutlaka yalan haberin de ya da işte her gün o dönem için acımasızlaşan haberlerin, ithamların, iftiraların olduğu dönemler de var. Ama yalan haberlerden değil de sormayacağım tek tek, doğru haberlerden de gitsek. Sen o genç kıza, o 20'lerinde, 90'larda magazin dünyasının merkezinde olan kendine kızıyor musun mesela? Ya da keşkeler çok mu hayatında? Hiçbir tane bile keşkem yok. Yani ben kimsenin sözünü dinlemiyorum. Ben sadece kendi hislerimin, kendi duygularımın peşinden gidiyorum. Her şeyi de göze alıyorum. Çok üzüleceksem, çok acı çekeceksem, çok düşeceksem de kalkmasını öğrendikten sonra düşmenin çok da bir önemi olmuyor. Şöyle hemen iki yaraları sarıyorsun, sonra devam. Çağla, bu bölümün adı Yüzleşme. Kim olduğunu sormayacağım. Şöyle bir hayatına dönüp bak. İlla bir nefret duygusu değil bahsettiğim. Seni çok kırmış, incitmiş, üzmüş birinin bugünkü duygunla seni sana bırakacağım. Yanına otursa gelse ona ne söylersin? Sadece sarılırdım. O dönemde onunla yaşadığım, beni üzmesi, beni kırması, kendiyle çatıştığı şeylerle alakalı nefretini hayatında yaşadığı, nefretini, sevgisizliğini benden çıkarmış olduğum bilincinde olduğum için şu an ona daha fazla sevgi gösterirdim. Ona sarılırdım ve ihtiyacı olan şefkati verirdim ve iyi misin diye sorardım. Şunu da soracağım. Aslında model olarak hayatımızdasın ama şöyle bir baktık kariyere. Oyunculuk bölümlerce, yani yüzlerce bölüm ya, evet, diziler var. Evet, aslında bir dizi var ama ben hala kendim o diziyi çekiyormuş gibi hissettiriyor insanlar bana. O karakterle tanıyan, Çağla Şikel olduğumu bilmeyen, sadece Sultan olarak da tanıyan bir sürü insan var. Yani buna ne olur oyunculuk kariyeri demeyelim, çok yanlış olur, çok büyük haksızlık olur. Ama bu Türkan'ın, onun bana gerçekten hayatımda sunduğu en güzel imkanlardan bir tanesiydi. Çok şükür ki İnanılmaz tadını çıkardım. İnanılmaz eğlendim. Ve insanların gözünde farklı bir Çağla tanımalarına vesile oldu. Ya yoldan geçerken Sultan diye bağırıyorlar hala. Yani ben unutsam unutturmaz yani insanlar. Çünkü hala çok izleniyor. Bu bölümün adı İçimdeki Hayvan. Sana aslında kendi yaşam biçimini, doğada var olma biçimine en çok benzettiğin hayvanı soracağım. Hani olur ya hayatımızın içerisinde, kedi gibi yaşarım ben, evet, ya da köpek evet gibi yaşarım, ya da hani aslan. Hani senin için nedir o hayvan? At. Bir at gibi olduğumu düşünüyorum. Çünkü nedense özellikle podyumda mesela ilk olarak fiziksel olarak adımlarımı öyle attığımı düşünüyorum. O kadar güçlü, o kadar kendinden emin. O atların böyle yere düştükten sonraki saçlarını savura savura kalkıp dört nala koşmaya devam etmesi var ya. O benim. Peki. Çağla, belki de gerçekten bir yandan dışarıdan da zor gözüken bir şey yaptınız. Türkiye'de iki tane kendi alanında hem çok popüler hem de çok becerikli iki kişi
bir evlilik gerçekleştirdiniz. Evet. Ve gerçekten de bu evlilikle ilgili olarak o dönemde de bu dönemde de sana dünya kadar soru sorulmaya devam ediliyor. Ya da belki hala üstünden yorumlar yapılıyor. Ben önce şunu soracağım. Hayatını biriyle birleştirme kararı veren Emre Altuğ ile evlenmek üzere olan Çağla. Tam o dönemde nasıl hissediyordu kendini? Çocuk gibi. Yani belki de o şeyi düşünüyorum. Emre çok çok iyi bir insan. Yani hala da öyle bir insan. İnsandı derken o dönemle ilgili söyleyeceğim ama hala öyle olduğunu da ekleyeyim, yanlış anlaşılmasın. Çok iyi bir insan. Çok gücünü çok bana hissettirmişti o dönemde. Ve kendim onun yanında daha böyle hani şımarmaya müsait bir kız çocuğu gibi hissettiğim. Hani o yanında olsun da sana hiçbir şey olmaz diye hissettiren hakikaten bir adamdı. Ben de evleneceğim adamda öyle bir his arıyordum. Emre şey değildi. O çok hayatın içerisinde kaybolan bir adam değildi. Çok daha kendini bilen bir adamdı. Doğru bir adamdı yani, bence asla vay niye falan demem yani asla. Çok böyle yorumlara, yargılara girmeyeceğim. Haddimiz de değil. Bence çoğumuz haddimiz olmayan şeyleri de yapıyoruz başkalarının hayatlarıyla ilgili. Ama sadece sana soracağım. Bir sürü şey söylendi, konuşuldu. Evlilik, süreç, ayrılma. Bütün söylenenlerden bağımsız sen bu sürecin tamamıyla ilgili ne dersin? Sen söyle. İyi ki de yaşamışım. O da çok bence güzel bir deneyimdi. Tam o yaşlarda böyle yaşanılması bir deneyimdi. Evliliğim de keza çok güzeldi. Evliliğimden sonra çocuk yapma fikri mükemmel bir fikirdi. Zaten anne olmak çok istiyordum. Sonrasında da karı koca olarak değil de arkadaş olarak devam etmenin, anne baba olarak devam etmenin daha iyi bir karar olacağı fikrine vardık. Beraber vardık. Böylesi kısmetmiş, böylesi hayırlısıymış. Tabii ki niyet birlikte bir hayatı paylaşmak evlenirken. Ama eğer sesli ya da sessiz sevgisizlikler ya da çatışmalar ya da bazen de sevginin devam ettiği ama birlikte devam edememe kararının alındığı evlilikler olabiliyor. Böyle zamanlarda bilinen bilgi şu, boşanma travmatiktir. Hayır, bu yanlış. Boşanma tek başına travmatik bir deneyim olamaz. Hatta bazı çocuklar için çok daha mutlu bir özgürleşmedir. Çünkü şahit oldukları şeyden, sıkışıklıktan uzaklaşırlar. Ama travmatik olan şudur. Boşanma öncesinde, sırasında ya da sonrasında anne babanın tutumları travmatik olabilir. Biz bu durumu çok güzel yönettik diye düşünüyorum. Sen, bence bu, yani sen arada bir seyirciye de konuşuyorsun ya, onu yap çok iyi oluyor çünkü. Ama şey, gerçekten o dönemi atlatabilmek için biz yardım aldık tabii ki de. Hem çocuklarımız için ayrı, hem kendimiz için de ayrı. Çünkü istedik ki yara almayalım. Çünkü biz hayatımız boyunca beraber olacağız. Bu çocuklar için biz beraber olacağız. Ve mış gibi yapamazsın. Anlaşıyormuş gibi yapamazsın, mutluymuş gibi yapamazsın. Birbirinden nefret ediyorken, yanındayken gülümse. Çocuk o kadar çok izliyor ve o kadar çok şeyin farkında ki bizim kendimizi izlemediğimiz, görmediğimiz anlarda bile onlar bizi izliyorlar. Ve bizi öyle yerlerde, öyle zamanlarda vuruyorlar ki ben bunu yaşamak istemedim. Emre de istemedi. Dolayısıyla da biz o dönemi gerçekten yardım alarak atlattık. İyi ki de almışız diye düşünüyorum. İyi ki. Ne güzel, ne kadar da güzel bir bilinç. Ne güzel de söyledin çocuk. Ona söylenenlerden daha çok onun karşısında ne olduğunu alıyor. İnanılmaz. Seziyor, tabii görüyor ki, tabii o algılarla. Hiç dinlemiyor, laflara hiç bakmıyor. Ne hissediyor? Annesini tanıyor, babasını tanıyor. Gözünden anlıyor, hareketinden anlıyor artık. Çok böyle 2-3 cümleyle tanımlanabilecek bir şey değildir elbet ama anne olmanın, özellikle o iki çocuğun annesi olmanın hissini soracağım sana. Ay bilmiyorum ya, çok manyak bir duygu. Bilmiyorum, anlatamıyorum. Yani sığmıyor içime, çok enteresan bir sevgi ve belki de hayatta en zorlandığım yanım olabilir anneliğim. Yani çünkü neden? İki ayrı çocuk. İkisini de aynı şekilde öpüp koklayarak büyüttüm. İkisine de aynı sevgi verdim. Kafasına şampuanı bile aynı sıktım. Ona hak geçmesin falan diye. Böyle bir tuhaf delilik hali annelik bence. Endişenin hayatına dahil olduğu ve hiçbir zaman senin peşini bırakmayan, acaba iyi mi, acaba şöyle mi, acaba böyle mi diye düşündürttüren ve büyüdükçe bir insanın gözünün önünde nasıl geliştiğini, karakterinin nasıl geliştiğini, şekillendiğini izlediğin
İki tane çocuk var şimdi karşımda. İkisi de çok farklı karakter. Ama bir tane annesi var. Bir tane babası var. Yani o anne o iki çocuğa ayrı davranamaz. Aynı davranamaz. Birisi çok heyecanlı, çok aşk dolu, acayip eğlenceli bir çocuk. Birisi 12 yaşında, ergenliğin başında, çok daha kapalı bir kutu. Tek bir anneyim ama aslında iki ayrı anneyim. Bir yandan da hem parmağını sallayan babayım evde, hem de onun etenin arkasına saklandığı annesiyim. Galiba en çok zorlandığım bu. Otoriter olmaya çalışıp, çocuklarımı belli bir disiplin içerisinde tutmaya çalışıp, iyi vicdanlı, merhametli insanlar olması için onlara aynı zamanda örnek teşkil ediyorum bir yandan da tabii ki. Bir yandan da onlarla arkadaşım. Bu ikisinin dengesini tutturmakta birazcık zorlanıyor olabilirim. Bir şeylerin eksikliklerini yaşamasınlar diye aslında bütün anneler gibi kendi koşulları içerisinde çabalayan biriyim. Yeter ki mutlu olsunlar. Vay Tüh Çağla, şöyle keşke davransaydın demeyeyim. Ya kendim için her türlü pişmanlığı yaşamaya hazırım ama hani onları yetiştiren benim ya. Hani mutlu çocuklar yetiştirmek istiyorum Gökhan. Çok mutlu olsunlar istiyorum. Varlığı da yokluğu da kendileri yaşasın istiyorum. Bütün hayatlarını kendileri kuracak güçte çocuklar olsunlar istiyorum. Ama galiba duygulanmamın sebebi o. Bilmediğim bir yer. Bugün 9 yaşındaki Uzay'ı biliyorum. 12 yaşındaki Kuzey'i de biliyorum. Ama 13 yaşındaki Kuzey'i bilmiyorum. Veya 10 yaşındaki Uzay'ı bilmiyorum. Onu da yaşayacağım ya. Böyle bekliyorum, acaba ne olacak? Nasıl çocuklar olacak diye. O yüzden de çok ilişkilerimi çok böyle haroşa mıydı? O bir örgü vardır ya böyle çiçe. Öyle kurmaya çalışıyorum elimden geldiği kadar. Bu bölümün adı Cevap Hakkı. Hakkında yazılmış 3 tane eleştiriyi okuyacağım. Bazılarının dili ağırlaşabiliyor. Bak ne demişler gibi değil de içinden gelen cevabı, duygunu aktar isteyeceğim duyduğun zaman. İlkiyle başlıyorum. Eskiden çok beğenirdim ama artık trend olan her şeyi yapmaya çalışmasıyla tüm kalitesini yerle bir ettiğini düşünüyorum. YouTube'da kanal açayım, makyaj videosu çekeyim, yeşil uzaylı dansı çıkmış, hemen yapayım. O cool kadın, o ikonik manken gittin yerine popülaritenin eseri bir YouTuber geldi. Yani bu benim için kötü bir yorum değil ki. Ben çok güzel makyaj yapıyorum. Ben çok güzel spor yapıyorum. Ben iyi yaptığım şeyleri paylaşmayı seviyorum. Bu onu rahatsız ediyorsa tamamen onun problemi. Demek ki ben çok aşırı trend bir insanım. Yani yapacak bir şey yok. Çocuk konusunu olabilecek en arabesk hale getirdikten sonra benim gözümde kendini sıfırlamış kişi. Herkesin çocuğu olmuyor. Olsa da bütün insanlığın kendini tamamlaması için bir eşe veya çocuğa ihtiyacı yok. Her kadın anne olmalıdır. Yoksa eksik kalır düşüncesi aciz insanların düşüncesidir. Yani doğru söylüyorum. Bunun bende ne alakası var onu anlamadım. Ben yani öyle bir şey söylemedim. Arabeskleştiren derken hani anneliği arabeskle çok katılıyorum. %100 doğru. Aşırı arabeskim. En zayıf yanım, en dramatik yanım çocuklarım. Bence haklı yani, söyleyecek bir şey yok. Arabesk yanım çocuklarım da evet fazla şey yani. Haklı. Peki. Bence en büyük hatası dünyanın en üst düzey top modellerinden biri olabilecek kapasiteye sahipken yurt dışına açılmaması ve çok daha büyük imkanları elinin tersiyle itmesidir. Evet yani dışarıdan böyle teşekkür ederim. Yani görüyorsa daha böyle bir potansiyel görmüş bende, belli ki içlenmiş. bu tamamen benim seçimim. Ben ailemden uzak bir hayat istemedim. Ben çok düşkünüm yani aileme. O dönemde güzellik yarışmasından sonra yurt dışından evet teklifler geldi ama söylendiği gibi Victoria's Secret'ten teklif geldi de biz Cennet Mahallesi'nde oynadık değil yani, öyle bir şey olmadı. Benim çok zamanında söylediğim hani böyle bir teklif gelirse bana ben Victoria's Secret podyumunda yürürüm gibi bir şey söylemiştim de bunun için ne yaptın diye sor. Hiçbir şey yapmadım yani, öyle durdum sadece. Hani gelirse gelir falan diye. O standartlarda görmeleri beni çok hoş, teşekkür ederim. Ama ben burada çok mutluyum. Çağla, bitirirken sorayım. Bu hayatla ilgili senin hayalin ne? Ne olsun bundan sonra?
açıkçası enteresan. Çok hayal kuran bir insan değilim. Hayal kurmayı da bıraktım biraz aslında. Sadece daha bugünün en iyisini yaşamaya çalışıyorum. Her günümün de en iyisini yaşamaya çalışacağım. Tabii ki enerjimin düşük olduğu, tabii ki mutsuz olduğum, koltuktan kalkmayıp cips yemek istediğim zamanlar oluyor. Yani her normal insan gibiyim ama birazcık daha hayatımı tüm yüküne rağmen hayata aşık bir şekilde yaşamayı istiyorum. Böyle ve belki de bundan daha fazlasını istiyorum. Bir laf var, çok enteresan. Geçen gün okudum, hoşuma gitti. Sevmeyince yük olur karınca, sevince filler karınca. İnsan dağları bile taşır omzunda, gerçekten sevip aşık olunca. Ben de hayatı böyle aşık yaşamayı diliyorum. Hiçbir zaman hayatta da, bu programlarda da, meslek geçmişi gereği de gücü övmek aklıma gelmez benim. Çünkü gücü övmek o insanı bugüne kadar geçtiği güçsüzlüklere insanın haksızlık yapmak anlamına da gelir. Sen bütün güçsüzlüklerinle çok güzel dönüşmüşsün ve hala da sallanmaya, salınmaya, düşmeye varım. Bunlarla beraber ben oluyorum diyen birini gördüm karşımda bugün. Öyle. İyi ki geldin. Öyle. İyi ki geldim. Ben teşekkür ederim.